didn't even get to cross. Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda birçok cihazla, PlayStation 4'ten bilgisayara kadar, Mac'e kadar birçok cihazla uyumlu bir şekilde USB üzerinden çalışabilen uygun fiyatlı Steel serisinin yeni kulaklığı Siberia 150'yi inceleyeceğiz. Kafa üstü, arkası kapalı bir tipte tasarlanmış kulaklığımız, kulağı kaplayan bir yapıda. 40 mm'lik neodymium bir sürücüyle gelen Siberia 150, 94 desibel hassasiyet oranına ve 20Hz, 20kHz standart frekans tepkisine sahip. Siberia 150, USB üzerinden PC, Mac ve PS4 ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Kulaklığımız 1.5 metrelik bir kablo ile gelmekte. 486 gram ağırlığı ile dikkat çeken kulaklığımızın dahili her yönden ses alabilen 2210 direnç değerli 50Hz, 16kHz'lık bir mikrofonu da bulunuyor. Ürünü ortalama olarak 02-2016 tarihi itibariyle 200 TL gibi bir fiyata temin edebilirsiniz. Kulaklığın teknik detaylarına baktığımda 40 mm'lik neodymium sürücünün kristal netliğinde parlak bir ses kalitesi sunabileceğini düşünüyorum. Onun dışında USB üzerinden bağlama imkanına sahip olmamız hem dijital ses açısından iyi hem de ek ses kartı masrafından bizleri kurtarıyor. Hem de birçok platformla rahatlıkla kullanabiliyoruz. Şimdi derseniz tasarımına yakından bakalım ve görsel anlamda ne gibi zenginlikler sunabilmiş izleyelim. Siyah renk seçeneğiyle gelen ürüne yakından baktığımızda oyuncunun içini ısıtan turuncu renginin izleriyle pekiştiğini görebiliyoruz. Siberia 150'yi elimize aldığımızda oldukça sert ve dayanıklı bir plastikle kaplandığını fark ediyoruz. Hem esnek hem de kafaya rahatça oturup şekil alabilen taç kısmımıza geçtiğimizde üst kısımda yer alan firma baskımız dikkat çekerken alt kısımda ise sunu deriyle kaplanmış oldukça büyük bir yastıkla karşılaşıyoruz. Hem terletmiyor hem de rahatlık açısından yumuşaklığı büyük bir avantaj sağlamış. Kulaklığımızın taç kısmı yükseklik kademe ayarına sahip. Kafa yapımıza göre oldukça hızlı bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Taç kızakları her ne kadar metal olmasa da tok bir ses çıkartıyor. Kolay ayarlanıyor ve kaliteli duruyor. Ürünü ne yazık ki yorulduğumuz zamanlarda pedleri çevirip boynumuza asma imkanımız bulunmuyor. Yine de yüksekliği arttırdıkça çok fazla boyuna baskı yapmayacak şekilde asabiliyoruz. Arkası kapalı tipte tasarlanmış sürücüler hem büyük hem de çekici bir tasarıma sahip. Noktalı kabartmalar ve ışıklandırma kanalımız görsel açıdan zenginlik katmış. Pedler kolayca kulağın yapısını alabilecek şekilde ve kaplayabilecek kapasitede kaliteli tasarlanmış. Kulak yastıklarımız ise üst kalite sunu deriyle donatılmış. Hem yumuşak ve rahatlar hem de ses izolasyon açısından da pasif gürültü önleme görevi üstlenmişler. Tasarımda dikkatimi çeken noktalardan biri de kanal ayrımı için oldukça büyük baskılar kullanmışlar. Sol kanalımızda çok belli olmayan bir tuş bulunuyor. Konuşmak istemediğimiz zamanlarda mikrofonumuzu hızlı ve kolayca kapatıp açabiliyoruz. Tasarımda ilgimi çeken diğer bir olayda her yönden ses alan mikrofonu büyük bir ustalıkla gizlemeleri oldu. Etkilendiğimi belirtmeliyim. SteelSeries bu modelde tak çıkar, mikrofonu gizle ya da ses yönünü ayarla gibi problemlerden bizleri uzaklaştırmış. Bence bir oyuncu kulaklığının aydınlatılması özellikle gece oyun oynayanlar için büyük bir avantaj. Ne gibi bir avantaj? Atıyorum oyun oynadınız, sıkıldınız ve kulaklığınızı bir yere koydunuz. O esnada geri döndüğünüz zaman hani yerini unutsanız bile ışıklandırma sayesinde kolayca kestirebiliyorsunuz. Onun dışında sizler de fark etmişsinizdir. Çok şık bir görüntüye sahip. Hem kullanım kolaylığı hem de malzeme kalitesi bakımından içimi ısıtabildi. Özellikle bu bildiğimiz standart plastik anlayışından kat kat daha öte diyorum. Ve sözü performans kısmına bırakıyorum. Siberia 150'yi uzun süre kullanma fırsatım oldu. Deneyimlerimi aktarmam gerekirse 486 gram ağırlığına sahip olması belirli bir süre sonra kendini hissettirebildi. Keza Siberia V2'den biraz daha hafif olsa da Logitech G430'un 255 gram ağırlığını baz alacak olursak biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Yine de Platronics Rig kadar ağır değil. Ürün kolay kullanım ve kolay şekil alma özelliğine sahip. USB üzerinden birçok platform ile kullanmak da büyük bir avantaj sağlamış. Siberia 150 hem yüksek bir ses çıkış gücüne sahip hem de izolasyon bakımından ciddi anlamda başarılı. Böylelikle dış dünya ile bağlantımız kesilebiliyor ve sesi içimizde hissedebiliyoruz. Son ses kullanmaya gerek görmeyip genelde %80 civarı şiddetle kullandım.
Cidden çok güçlü ve sürekli yüksek sesiyle takılmayı pek sağlıklı bulmuyorum. 40 mm'lik neodimyum sürücüleri genelde başarılı bulmuşumdur. Hem kristal netliğinde ses sunabilirler, hem de mid ve fon seslerde insanı içine çeker. Siber 150 fiyatına göre bir oyuncu kulaklığı için oldukça kaliteli bir sese sahip. Gamecom 388 ve Logitech G430'dan biraz daha başarılı bulduğumu belirtmeliyim. Siberya 200 ve V2 ile karşılaştırmak gerekirse bir tık gerisinde kalsa da pek de aşağı kalır yanı yok. Kulaklıkta tiz birazcık daha ön planda, daha sonra mid ve bas gelmekte. Siberya serisi genelde bu özelliği de çok fazla ön plana çıkar. Kanal geçişleri çok başarılı. Sesin hangi yönden geldiğini detaylıca hissedebiliyorsun. Düşük frekanstan yüksek frekansa ani geçişlerde mid ve tiz sesler performansını birazcık yitirebiliyor. Kulaklığımız bas konusunda da tok ve temiz bir sese sahip. Yerine göre urguları derin bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Kulaklığın öyle çok hissedilebilir derecede bir distorsiyon seviyesine sahip olmaması içimi ısıttı. Rahatlıkla her türlü müziği dinleyebilir ve başarılı equalizer tepkisi sayesinde de uyumlayabilirsiniz. Kulaklık aynı zamanda da Engine 3 program destekli gelmekte. Engine 3 programı sayesinde birçok equalizer ayarı yapabiliyor. Aynı zamanda da yaklaşık 16 milyon renk seçeneğiyle kulaklığımıza canlılık katabiliyoruz. Siberya 150'nin tek renk yani sabit ışık efekti bulunurken Breath yani nefes efekti bulunmuyor. Ama en önemlisi Apex M800 klavyenizle uyumlu bir şekilde kullanabileceğiniz renk geçiş efekti de bizleri büyülemeye yetti. Ayrıca otomatik mikrofon ses frekansını düzenleyen bir özellik koymayı da ihmal etmemişler. Acaba ne kadar başarılı onu da test ettim. Mikrofon hassasiyeti -38 desibel olmasına rağmen etraftaki sesleri ve sesimi yüksek bir seviyede alabiliyor. Açıkçası biraz daha düşük, biraz daha az hassas olması gerekirmiş. Yüksek bir seviyede sesi alması bazı sözcüklerimde distorsiyon yaratıyor. Ayrıca sürücüye tümleşik gelen mikrofon dinlediğim müziği karşı tarafa az da olsa iletebiliyor. Bu durumları mikrofon ses kazancını kısarak ya da dahili otomatik mikrofon iyileştirme özelliğiyle çözebiliyoruz. Bu özellik ciddi anlamda bir oyuncu için nimet niteliğinde. Mikrofonun ses kalitesi gerçekten hoşuma gitti. Sesi doğal tonda yansıtabilen yegane mikrofonlardan biri diyebilirim. Ayrıca dip ses yok denecek kadar azdı ve bu da birçok mikrofondan daha kaliteli bir yapıda olduğunu gösteriyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şu anda Siberya 150'nin mikrofon testini yapıyorum. Bu kadar. Şu anda mikrofonumuzun otomatik optimizasyon modu aktif halde. Acaba ne gibi farklar var gerçekten başarılı mı onu test ediyoruz. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. 1, 2, 3, 4, 5. Cumartesi, Pazar nerede kaldı? Ses, 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 ses. Deneme 1, 2, 3. Film performansından bahsetmem gerekirse konuşma ve diyaloglar akıcı ve netti. Sahne geçişleri ise etkileyici bir şekilde yansıyor. Keyif aldığımı belirtmeliyim. Oyun performansından bahsetmem gerekirse Siberia 200 ile aralarında çok fazla fark yok. Fonda kalmış ayak sesleri, nefes sesi ve gürültüleri daha duyulabilir seviyede yansıtması akranlarına göre başarılı. Özellikle patlama seslerinde ses bozulmaları gibi bir soruna da rastlamadım. Mermi kovanlarının yere düşüş sesi bile çok gerçekçiydi. Ayrıca mikrofon sesi karşı tarafa oldukça net bir şekilde iletilebiliyor. Ve ayarlama ile uğraşmayarak rahat bir oyun deneyimi tattığımı belirtmeliyim. Yalnız tiz sesler çok ön planda olduğu için özellikle oyun oynarken biraz düşürmenizi öneririm. İşte o zaman atmosfere kapılabiliyor ve izolasyon bakımından kaliteli olduğu için de tamamıyla oyunun içine hapsolabiliyorsunuz. Hem film izleyebileceğiniz, hem müzik dinleyebileceğiniz, hem de oyun oynarken keyif alabileceğiniz izolasyon bakımından oldukça kaliteli ve performanslı bir kulaklık arıyorum diyorsanız, bir oyuncu kulaklığı arıyorum diyorsanız sizlere tavsiye ederim. Onun dışında altını çizmek istediğim bir nokta var. Özellikle canlı yayın yapmaktan keyif alan arkadaşlar için mikrofon kalitesinin, mikrofon performansının standardın üstünde oldukça net ve akıcı olduğunu belirtmek istiyorum. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, paylaşmayı unutmayın.